Canlarım selam 90 günde ayıtı matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 66. gününe yine bomba gibi bir türev videosuyla karşınızdayım. Türevin 4. dersindeyiz ve türevi, al, türevi alma türev alma kurallarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında şu an türev almayı biliyoruz. <laughs> Çoğu fonksiyonun türevini alabilecek vaziyetteyiz ama bazı özel fonksiyon tipleri diyeyim. Fonksiyon tipleri var. Bunların türevini almayı iyi bilmemiz gerekiyor. Ee, aslına bakarsanız hemen kitabımı da açayım. Acaba son türev alma bir de bileşkenin türevi falan var. Yani 2-3 video sonra e, türev alma kurallarını bitireceğiz. Bu arada bugün 66. gün türevin 4. dersindeyiz. Sayfa 242, 243 ve 244'ü yapacağız. Soru bankamızdan da 2 test ödeviniz var. Test 6 ve test 7 ödeviniz. Ödevinizi yapmadan Aman diyeyim. Aman diyeyim. Ödev çok önemli. Şimdi 242'yi bir açayım. Çünkü 242'den sonra neler olacak onu çok merak ediyorum. 243, 44. E, 245 bileşke fonksiyonun türevi. Sonra zincir kuralı. Evet arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim size. 2 video kalmış. 2 video sonra türev alma kurallarını bitireceğiz. Yavaş yavaş türevlenebilmeye ve türevin ikinci kısmına. işte türev uygulamaları. Maksimum minimumlar, türevin geometrik yorumu, analitik geometriyi de sık sık kullanacağımız yerlere gireceğiz. Tabi ben oralarda sizin analitik geometri hakkında bilmenizi istediğim her şeyi böyle not olarak kitabın içerisine koydum. Orada size işte doğru denklemin nasıl yazılır, eğim nedir, eğim türev arasındaki ilişki nedir. Hem tekrar hatırlatacağım bu ilk videolarda söylediklerimi, hem de hiç söylemediklerimi sizlere söylemiş ee, ve sizi türev ikinci kısımda da güzel bir şekilde hazırlamış olacağım. Ama öncelikle şu türev alma kurallarını yani türev 1 dediğimiz kısmı halledelim. Dördüncü videoyla türeve devam edelim. Gel. Evet karşınızda türev alma kurallarının dördüncü videosu. fx üzeri n şeklinde fonksiyonların yani... İçinin türevi diyeceğiz. Ne demek bu içinin türevi? Şimdi sizlere onlardan bahsedeceğim. İçinin türevi demek bir fonksiyonun içi dediğimiz kısım neresi ve bunun türevi nasıl alınıyor ondan bahsedeceğim size. Şöyle yakınlaşalım. Gelin bakalım, 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 bakalım. Hadi bakalım şuradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar içinin türevi. Bu saatten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türev alırken bildiğimiz her şeyi değiştir... Ya yani bildiğimiz şeyleri değiştirmeyiz. Şimdi korkutmayayım sizi ama aslında bugüne kadar doğru türev almıyorduk. Neden doğru türev almadığımızı Şu gözlüğümü... <laughs> Ya gözlük camım biraz şey olmuş, kirlenmiş. Böyle üstüme de silince daha da kirleniyor. Gözlük temizleme bezlerim nerede benim ya? Gözlük temizleme bezlerim öyle bir şekilde kayboluyor yani. Ben anlamıyorum yani. Bakayım nasıl olmuş. Bunları hocam videodan önce yaptım. <laughs> şimdi ama şimdi oldu yani şimdi gördüm ne yapayım. Şimdi canlarım fx üzeri n biçimdeki fonksiyonların türevini alacağım. Nasıl alacağım sizlere gösteriyorum. Yani fx üzeri n derken işte x karenin türevini alabiliyoruz. Nasıl alıyoruz? 2'yi başa geçiriyoruz. Üstü bir azaltıyoruz. 2x üzeri 1. Güzel. O güzel. Bunda sıkıntı yok. Ama mesela x kare artı 2x'in karesi şeklinde verildiğinde de aynı şekilde alabiliyor musun türevini? Üstü başa geçirip bir azaltabiliyor musun? Yoksa başka bir şekilde mi türev alman gerekiyor? Şimdi sana ondan bahsedeceğim. Tabii ki böyle 2'yi başa geçir. Üstü bir azalt. Bunu yapıyoruz ama sadece bunu yapmıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Gel konuşalım x üzeri n şeklindeki bir fonksiyonun türevini alırken yine her zamanki yaptığımız gibi n'i başa geçiriyoruz. f(x)'in üzerindeki kuvveti bir tane azaltıyoruz. Burada yaptığımız ekstra iş ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çarpı üstünü başa geçirip bir azalttığımız fonksiyonun bir de türevini alıyoruz. Bu bizim fonksiyonumuzun içi ise bu da bizim fonksiyonumuzun içinin türevi oluyor. Aslına bakarsanız biz aslına bakarsanız biz X üzeri 2 şeklindeki fonksiyonların türevini alırken de şunu yapıyoruz. Önce 2'yi başa geçiriyoruz. 2'yi başa geçiriyoruz. Sonra üstü bir tane azaltıyoruz. Bir de üstünü başa geçirtip bir tane azalttığınız şeyin içinin türevini de alıyoruz aslında. Aslında biz bunu X'lere de uyguluyoruz. Sadece böyle FX'lere uygulamıyoruz. Ama <laughs> bu X'lere uyguladığımızda içinin türevi dediğimiz şey X yani türevi 1 olduğu için yazma gereği hissetmiyoruz. Yani aslında biz x küpün türevini alırken, x küpün türevini alırken 3'ü başa geçiriyoruz. Aslında x küpün türevini alırken x küpün türevini alıyoruz. Yani burası iç kısmı. Üstü başa geçiriyoruz. <laughs> Üstü bir tane azaltıyoruz. Çarpı iç dediğimiz kısmın türevini yanına yazıyoruz. Ama 1 ee, olduğu için biz direkt x küpün türevini lap diye 3x kare diye alıyoruz. Ama Mesela bize x kare artı 3x diye verildiği zaman bu fonksiyonun kübünün türevini al dediğim zaman 3'ü yine başa geçiriyoruz. Yine x kare artı 3x'in kuvvetini bir tane azaltıyoruz. Bir de çarpı buraya iç diyeceğiz ya. Neyin kuvvetini başa geçiriyorsan onu iç diyorsun. Bir de yanına içinin türevini alıyoruz. X karenin türevi 2x, 3x'in türevi 3. İşte içinin türevi mevzusu bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi örneklerle daha güzel anlayacaksın. 40. örnek sana her şeyi anlatacak. Şimdi ben <laughs> x artı 1'in kübünü alacağım. Şey kübünün türevini alacağım. Şimdi ben bunu böyle amele gibi uzun uzun birincinin kübü x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 diye yapıp terim terim türevini almayla uğraşamam. Benim yapacağım hareket şu. 3'ü başa geçireceğim. Çarpı x artı 1'in kuvvetini bir tane azaltacağım. Üstünü başa geçirip bir tane azalttığım şey benim içim. Bu. Bu iç. Bir de içinin türevini alacağım. Yalnız x artı 1'in türevi olduğu için yazmıyorum. Demek ki bunlar böyleymiş. 3 çarpı x artı 1'in karesi. Güzel. Şimdi aşağı in. 2x artı 1'in kübü. E o zaman bu da hozam. Hozam ya. Hozam bu da o zaman 3 çarpı 2x artı 1'in karesi. Hayır. Orada bir tane daha ekstra bir şey var bak. 3'ü başa geçirdin. Yine orada değişen bir şey yok. Üstü bir tane azalttın. Yani 2x artı 1'in ikinci kuvveti yaptın çarpı bir de içinin türevi var. İçine burada 2x artı 1. Neyin üstünü başa geçirip bir azaltıyorsam o iç oluyor. İçinin türevi 2x artı 1'in türevi bir de çarpı ikimiz var. İşte içinin türevi dediğimiz mevzu bundan ibaret. Tamam mı? Şimdi geldim aşağıdakine bak. 2x kare artı 4x'in dördüncü kuvveti. İç dediğim yer burası. Bak burası iç. Şimdi i̇çinin türevini alıyorum. 4'ü başa geçirdim. 4 çarpı 2 tane x kare artı 4 tane x'in 3. kuvveti. Burada hiçbir problem yok. Şu anda bildiğimiz türevi aldım. Şimdi bir de iç dediğim yerin türevini çarpım olarak yazıyorum. Yani çarpı içinin türevi. 2x karenin türevi 4 tane x artı 4x'in türevi de artı 4. İşte türevi böyle alınıyor. İndim bir aşağıya. Aa, bak köklülerde de kökün içi iç. Tamam mı? İç dediğimiz şey köklülerde kökün içi. Öncelikle biz kök x'in türevini nasıl alıyorduk? 1 bölü 2 kök x. Aynı şekilde nasıl kök x'in türevini 1 bölü 2 kök x diye alıyorsak kök 2x artı 1'in türevi de şu sarı kısım içi ama önce şöyle alıyorum türevini. 1 bölü 2 kök x yerinde ne yazıyor? 2x artı 1. Bunu yazdım ama bu eksik kaldı. Çarpı bir de kökün içinin türevi. E, 2x artı 1 içi. içinin türevi de 2. 2x'in türevi 2. 1'in türevi 0. Yani 2. İkiler de birbirini götürürse olay bitmiştir. Tamam. Geldim buraya. Hocam burada bu sefer eksi 2 yazıyor. Hiç fark etmez. Yine türev al çarpı içinin türevi yap. Üstünde negatif olması bak burada da üstünde rasyonel aslında. Yani 2x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti. Yani kökün içi kafana yatmıyorsa şöyle düşün. 1 bölü 2'yi başa geçirdin. 2x artı 1'in üstünü bir azalttın. 1 bölü 2'den 1 çıktı. Eksi 1 bölü 2 çarpı. E sen neyin üstünü başa geçirip bir azalttın? 2x artı 1'in. O zaman bu senin için iç. Bir de içinin türevini alıyorsun. Yani 2. Bu takla attığı zaman zaten kök 2x artı 1 oluyor. Bu 2 ile de bu 2 gidiyor. 1 bölü kök 2x artı 1 olarak bulunuyor. O yüzden aynı şekilde. Eksi 2 var ya yukarıda. Hiç düşünmeksizin. Eksi 2'yi başa geçir. Eksi 2 çarpı. x kare artı 2'nin kuvvetini bir tane azalt. Çarpı içinin türevini yaz iç dediğim şey burası. içinin türevi dediğim şey de 2x olarak bulunmuş olacak. Geldim 41'e. Örnek 41. Olduğuna göre f türev 2 kaçtır diye soruyor. Bak şimdi. Güzel. Şimdi bana f 2x eksi 6'yı vermiş. F fonksiyonunun türevini soruyor. Benim yapacağım hareket şu. Hem solda hem sağda türev alıyorum. Sol tarafta türev alıyorum. F'in türevinde 2x eksi 6 çarpı 1 de içinin türevi. İçinin türevi de nedir? 2. Sol tarafın türevi bu. Eşittir sağ tarafın türevine. 2 başa geçiriyor, geçiyor. 2 çarpı 3x artı 2'nin üstünü bir azalttım. Çarpı içinin türevi. İçinin türevi de 3. Bu kadar. Şimdi buradaki 2 ile buradaki 2 zaten sadeleşiyorlar. Şimdi bana f türev 2'yi soruyor ya burayı 2 yapan değeri bulmam lazım benim. O zaman hemen kenarda 2x eksi 6'yı ne yapıyorum? 2'ye eşitliyorum. Buradan 2x eşittir 8 yapıyor. Her iki tarafı 2'ye bölünce de x eşittir 4 yapıyor. x yerine 4 yazarsam sol taraf f türev 2 oluyor. Sağ tarafta 2 yazar, şey 4 yazarsam 4 kere 3 12 2 daha 14. 14'te de 4'ü çarpınca kaç oluyor cevabımız? 42 olarak bulunmuş oluyor. Tamam mıdır? 41 de böyle. Her iki tarafın türevini aldım. 42 ile devam ediyorum. A pozitif bir gerçek sayı olmak üzere. F 2x eşittir. 3x artı A'nın kübü ve F türevi 2 eşittir. 162 ise A kaçtır? Şimdi sol tarafta türev alıyorum. F'in türevinde 2x çarpı bir de F'in içinin türevi 2. Güzel. Peki. Hocam 2 böyle deme. İşte bak buradakinin aynısı. F'in türevinde 2x eksi 6. Bir şeyin içi varsa mutlaka içinin türevi yazılacak. Bak iç, burası iç kısmı çarpı içinin türevi. Burası iç kısmı, iç, burası iç kısmı çarpı içinin türevi. Bak içinin türevi burada, içinin türevi, özür dilerim, içinin türevi şu. İçinin türevi burada tamam mı? Şimdi aynı şekilde f2x'in türevi, önce fonksiyonun türevini al, f türevi 2x, bir de içinin türevini al, çarpı 2. Bu eşit olmalı sağdaki bunun türevine. Bak şimdi bunun türevini nasıl alıyorum? 3'ü başa geçiriyorum, 3 çarpı. 3x artı a'nın üstünü bir tane azaltıyorum. Çarpı içinin türevi yapıyorum. İçine 3x artı a. Türevi ne? 3. Bu da tamam. Bir de f türevi 2 162. E hemen f türevi 2'yi bulalım. E, f türevi 2'yi bulmak için şuradaki 2x yerine bak 2x'i 2 yapan x değerini arıyorum. Yani x eşittir 1. x yerine 1 yazarsam f türev 2 çarpı bir de yanında 2 var eşittir. 3 çarpı 1 yazıyorum 3 artı A'nın parantez karesi çarpı 3. E baba F türevi 2'yi soru bana 162 olarak vermiş zaten. Buraya 162 yazarsam 162 çarpı 2 eşittir. 3 çarpı 3 artı A'nın parantez karesi çarpı 3. Şimdi 3 kere 3 9. 9 da 162 bölünürler çünkü 162'yi gördüm ben ben Şam şeytanı gibiyim. Rakamları toplamı 9. Kesin bölünüyor 9'a. Hemen 162'yi 9'a bölüyorum. 1 kere var. 9, 72'de 8 kere var. 18. Yani bunlar şöyle sadeleşince burada 18 kalıyor. Bir de 2 ile çarptım 36. 36 eşittir 3 artı a'nın parantez karesi. E bir sayının karesi 36 ise o sayının kendisi yani 3 artı a ya 6'ya eşittir ya da bu sayının eksilisine eşittir. Yani 3 artı a eksi 6'ya eşittir. Ya 6'ya ya eksi 6'ya. Güzel. Şimdi 3'ü karşı tarafa attığım zaman a eşittir 3 çıkar. 3'ü karşı tarafa attığım zaman a eşittir eksi 9 çıkar. E bana a'yı soruyor. Ya bu ya bu. Bakıyorum. A pozitif diyor. Kanka a pozitif bir gerçek sayı diyor. O zaman şu çakalı alamam. Cevabımız 3 olacak. Şöyle dik, dörtgen içine alalım bunu. Tamam mıdır? İçinin türevi mevzusu pekişiyor. Pekişecek inşallah. Daha çözüyoruz. Daha, daha başındayız dersin. Dur. Daha ne oldu? Şimdi geldim buraya. Bu ne oğlum? Buraya burayı taciz etmişsin. Yeriden. Ya sus konuşma. Şimdi buraya geliyorum. Olduğuna göre f türev 27 kaçtır diye soruyor. Sol tarafta türev alıyorum. f'in türevinde x küp çarpı içinin türevi. Yani 3 tane x kare eşittir. Sağ tarafta türev alıyorum. g'nin türevinde x kare eksi 9 çarpı içinin türevi. İçinin türevi de 2x. Tamam sağda solda türev aldım. Şimdi g'nin türevinde 0.81'miş. Yani diyor ki kardeşim diyor bunu kullan diyor ya sana vermişim lan diyor işte. E ben de ben de karşı tarafa şunu soruyordum. Lan oğlum tamam kullanayım da bana f türev 27 lazım. O da diyor ki kardeş diyor belki diyor g'nin içini 0 yapan x değer bunu da 27 yapıyordur. Bir de bakalım diyor. Hakikaten deneyince yani x kare eksi 9'u sıfır yapan değere baktığınız zaman x kare eşittir 9'dan x eşittir 3 ya da eksi 3 oluyor. Eksi 3 işimi görmez. Çünkü x yerine eksi 3 yazarsam burayı sıfır yapmış olurum. Evet g türev sıfırı kullanabilirim. Ama bu tarafa da sıfır yapmış olurum. Hem pardon yok bu tarafı sıfır yapmam ama eksi 3'ün kübü eksi 27 olur. Bana artı 27 lazım. O yüzden ben artı 3'ü kullanacağım. Yani x yerine 3 yazacağım. Peki x yerine 3 yazıyorum o zaman. F türev 3'ün kübünden 27 çarpı 3'ün karesi 9. 9 kere 3'ten yine 27. Eşittir. G'nin türevinden 3'ü yerine yazdım. G'nin türevinde 0 çarpı 3'ü yerine yazdım 6. E kanka G'nin türevinde 0 da 81. Şurası 81. 81 ile 27 sadeleşti. 3. 6 kere 3'ten F fonksiyonunun 27'deki türevi yani F'in türevinde 27. 6 kere 3'ten 18 olarak bulunacak. Tamam mı? Güzel. Şimdi az önce bu özellikten ben size bahsettim. Az önce bu özellikten size bahsettim. Ama bir daha bahsedeyim. Siz yabancı değilsiniz. Gel. Nedir bu bahsettiğim özellik? Arkadaşlar bir fonksiyon, köklü bir fonksiyon yani kök içerisinde fx'in türevini alırken bu fx bu kökün içi. Dolayısıyla türevi alırken kök, yani kök x'in türevini nasıl alıyordunuz? 1 bölü 2 kök x. O zaman kök fx'in türevi de 1 bölü 2 kök fx değişen bir şey yok ama çarpı içinin türevi. Yani f türev x diye içinin türevini yanına yazacaksınız. Bunu tabi az önce söylediğim gibi şöyle de düşünebilirsiniz. Kök fx demek aslında fx üzeri 1 bölü 2 demek. Yani fx üzeri enli türev var ya onun aynısı işte. 1 bölü 2 başa geçiyor. fx'in kuvvetindeki 1 bölü 2'yi bir tane azaltıyorsunuz. Eksi 1 bölü 2 oluyor. Çarpı bir de içinin türevini yazıyorsunuz. f türev x oluyor. Yani aynı mantığa geliyor. Tamam mı? bunu da şuradaki özellik için hatırlatmış, vermiş olayım. Şimdi 44'te de bir soru var. Sonra 45'te bir köke gireceğiz. F2 F türevi 2'ye eşit. O da 5'e eşitmiş. Buna göre G türev 3x artı 1 eşittir. 2x çarpı F2x olduğuna göre G4 kaçtır diye soruyor soru bizlere. Şimdi So, iki tarafta da türev alacağım yine G'nin türevine ulaşmak için. Sağ, sol tarafta türev alalım beraber. Hadi beraber türev alalım. Şimdi al kalemi sen de eline. Kitabın önünde açık. Kitabın önünde açık. Al kalemi eline. Beraber türev alalım şimdi. Sol tarafın türevini alalım beraber. Gel. 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 <laughs> Gel şimdi. Şu sol tarafın türevini alıyorum. G'nin türevinde 3x artı 1. Aldım türevini değil mi? Türev bu kadardı. Bitti mi? Bitmedi. Bir de ne yapacağız? Çarpı içinin türevi. İçinin türevi dediğimiz 3x artı 1'in türevi. İçi bu çünkü. Çarpı 3. E ama hocam siz gx'in türevini alırken hiç yanına içinin türevini falan yazmadınız. Direkt g türev x diye aldınız. Hayır yazdım. Sen görmedin. gx'in içinde bir yok. x yok mu? Türevi çarpı içinin türevinde x'in türevi 1 değil mi? O yüzden yazmadım. Etkisiz eleman olduğu için oğlum. Yoksa ben yazmaz mıyım? Ama burada 3x artı 1'in türevi 1 değil. 3 işleri etkiler. Etkisiz eleman değil. O yüzden yanına için türevini yazdık. Tamam mı? Eşittir. Şimdi sağ tarafın türevi. Sağ tarafta da çarpımı türevi var değil mi? Hadi gel onu da beraber alalım. Neydi? Nasıl alınıyordu? Bir önceki dersi hatırla. Çarpımı türevi. Bir tanesine birinci diyordun, bir tanesine ikinci diyordun. Çarpımda fark etmiyordu hangisinin birinci, hangisinin ikinci olduğunu. Birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi. 2x'in türevini yaz. Kaç? 2 çarpı ikincinin kendisi. Kendisi diyorsa dokunmuyorum hiç. F 2x. Artı birincinin kendisi. Yani 2x hiç dokunmuyorum. İkincinin türevi. Şimdi f2x'in türevini alırken ne yapıyorum? f türevi 2x önce türevini aldım. Çarpı f2x'in türevinin türevinde de içinin türevi 2x'in türevi. İçi 2x çünkü. İç 2x'in türevinden de 2 geldi. Şu an türevi aldım bitti. Şimdi g türev 4'ü soruyor ya. O zaman 3x artı 1'i ne 4 yapar diye düşünüyorum. Büyük ihtimal 3x artı 1'in türevi... zaten Heh, 3x artı 1'in türevini 3x artı 1'i 4 yaptığım zaman buradan da f2'ler gelecek. Onları da kullandıracak bu soru bana. Yoksa yani babamın oğlu değil ya bunları bana vermiş f2'yi falan. Şimdi x yerine kaç yazarsam? 1 yazarsanız 4 yapıyor. Diyelim ki göremediniz. Hemen 3x artı 1'i içi ne olmasını istiyorsanız ona eşitliyorsunuz. 4'e eşitliyorsunuz. 1'i karşı tarafa attınız. 3x eşittir 3 oldu. Her iki tarafı da 3'e bölerseniz x yerine 1 yazarsam eğer g türev 4'ü elde edebiliyormuşum hemen yazıyorum o zaman. X yerine 1 yazdım. Sol taraf oldu size. 3 tane G türev 4. Burada bir problem yok. Tamam mı? O kadar güzel oldu ki mikrofona tükürdüm yani. Devam ediyorum şimdi. 2 çarpı f, içerisi, if, f içerisinde x yerine 1 yazdığım zaman f2 oldu orası. Artı şimdi x yerine 1 yazınca 2 burada. Çarpı 2'den 2 de burada 4 yaptı. 4 tane f'in türevinde 2 yaptı. Bu da eyvallah bu da güzel. Şimdi canlarım bakın ne diyor bize? Bakalım. F2 F türev 2'ye eşit. O da 5'e eşit diyor. Şimdi F2 burası. Bu 5'e eşit. F türev 2 burası. Bu da 5'e eşit. O zaman 5 kere 2 10. 4 kere 5 20. 20 artı 10'dan sağ taraf 30. Sol tarafta 3 tane G türev 4 çıkmaz mı sana? 3 ile 30 sadeleşirse benim aradığım kan bulundu. G türev 4 kaça eşit oldu? 10'a eşit oldu. Tamam mı? Cirlop gibi çıktık işin içinden. Çıktık mı? Vallahi çıktık. Helal lan bize. Helal lan bize. 45'i de beraber yapalım gel x sıfırdan büyük olmak üzere fx eşittir kök içerisinde x artı kök içerisinde 2x veriliyor. Buna göre limit x2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 Vay kardeşim ya. Seni görmeyeli uzun zaman olmuştu. Türevi başlangıçta sen de öğrendik sonra seni bir kullanılmış sümüklü peçete gibi attık kenara. Limit x2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2 f fonksiyonunun iki noktasındaki türevinin aslında limitli tanımı. Yani bize fonksiyonun türevini al ve türevinde 2 yaz diyor. Köklü fonksiyonlarda türev türevin e, değer bulması daha kolay. Yani toplamanıza gerek kalmıyor fonksiyonu. Ne demek istiyorum anlatayım şimdi. Arkadaşlar türev alıyorum şimdi. F fonksiyonunun türevini alıyorum. F türev x çarpı yani solun ve sağın türevini alıyorum aslında. Solun türevi f türevi x çarpı bir de x'in türevi ama bir olduğu için yazmıyorum. Şimdi eşittir dediğim bu tarafa bakıyorum. Öncelikle bunun içerisindeki kökü görmeyin arkadaşlar. Yani kök içerisinde mavi gibi düşünün. Tamam mı? Kök içerisinde mavinin türevi 1 bölü 2 kök mavi çarpı mavinin türevi. Mavi içi ya. Yani 1 bölü 2 kök mavi dediğim x artı kök x çarpı mavinin türevi dediğimde x artı kök x'in türevi. Şimdi x'in türevi zaten 1 artı şöyle parantezde yazayım. artı kök x'in kök 2 x'in türevi. Şimdi kök 2 x'in türevini alırken de aynı kök x'in türevini alır gibi 1 bölü 2 kök 2 x ama çarpı burada kökün içi 2x. Yani çarpı içinin türevi yani çarpı 2 diyeceğim ve parantezi kapatacağım. Tam türevi böyle alınıyor. Şimdi buradan sonra türevi aldın ya işte ikileri şey yapayım payda eşitliğim oranına dağıtayım şöyle yapayım böyle hiç gerek yok. 2 yaz geç abi. Yaz geç hiç problem değil. Gel f türev 2'yi bulalım seninle. Gel kurban olsun hocam sana. F türev 2. 2 kere 2 şurası şöylece olduğu için. 2 kere 2 4 kök 4 2. Şurası 2. burada da 2 yazdım. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 daha 4. kök 4 2. 2 kere 2 4. 1 bölü 4 oradan geldi. Çarpı. 2 yazdım. Kök 4 2. 2 kere 2 4. Burası 1 bölü 4 yaptı. 2 ile çarpılırsa 1 bölü 2. Yani şurası 1 artı 1 bölü 2. Payda eşitlersem 3 bölü 2 yaptı. O zaman arkadaşlar 1 kere 3, 3 4 kere 2 8. Yani cevabımız 3 bölü 8 olarak bulunmuş oldu. Tamam mı? Önemli olan şurasıydı. Şurada içinin türevini falan nasıl aldığımı güzel bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Benim güzeller güzeli öğrencilerim. Benim pamuk şekerlerim. Tamam mı? Şimdi reel sayılarda türevlenebilir bir f fonksiyonu için f türev 4 kaçtır diyor. Şimdi mecbur türev alacağız. Burada çok da böyle artistik yapmaya gerek yok. Solda türev alacağız. Sağda türev alacağız. Başka ne yapacağız yani? Öncelikle şuranın türevini alıyorum. F türev x artı 1. Çarpı içinin türevi. Ama x artı 1 ya içi. E, x artı 1'in türevi 1 olduğu için bir şey yazmıyorum. Ama bak şurası önemli. Artı. Artı. f'in türevinde şu an f 13 eksi 3x'in türevini alıyorum. f'in türevinde 13 eksi 3x çarpı içinin türevi. İçi dediğimiz sarıyla boyalı. Bunun içinin türevi 13'ün türevi 0. Eksi 3 x'in türevi eksi 3. O zaman çarpı eksi 3 diye yanına yazıyorum şöyle. Ve sol tarafın eşitliğin sol tarafının türevini alma işlemim Bitti. Şimdi sağ tarafın türevini alma işlemine geçiyorum. 2 başa geçti. 2 çarpı üstü bir tane azalttım. x kare eksi x eksi 3 çarpı üstü bir tane azalttığım için zaten bir bir şey yazmıyorum. Şimdi içinin türevi. İç dediğim şey x kare eksi x eksi 3. Buranın türevi. E, x karenin türevi 2x. Eksi x'in türevi eksi 1. Eksi 3'ün türevi 0. İşte arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Ne yapmış olduk? eşitliğin hem sağının hem solunun türevini almış oldum. Şimdi adam bana f türev 4'ü soruyor. Büyük ihtimal 4 hem burayı hem de burayı aynı. Yani burayı 4 yapan değer burayı da 4 yapıyor. Ben bahse girerim. Başka türlü çözülmez çünkü. Niye gel bakalım. X artı 1 4 yapan değer 3 değil mi? 3'ü burada yerine yaz. Ne geliyor? 13 eksi 9'dan. Ya ya. X yerine 3 yazıyorum. X eşittir 3 yazdım x eşittir 3 deyip de 4 yazmam da mükemmel ya. Beynim elime hükmetmiyor. Ya da elim beynime etmiyor. 3 yazarsam f türev 4. 3 yazarsam yine f türev 4 ama eksi 3 tane f türev 4. Eksi 3 tane f türev 4'ün üstüne bir tane f türev 4 eklerseniz eksi 2 tane f türev 4 yapar. Bunun sonucu burada x yerine 3 yazarsanız e, şurası ne yapıyor abi? 3'ün karesi 9. E, 9'dan 6 çıkartacağım. 3. 3 kere 2'den e, şöyle yapalım. 2 çarpı 3 çarpı x yerine burada 3 yazdığım zaman 6 5 yapıyor burası da. 10 30 burası da 30. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersem f türev 4 dediğim arkadaş 30 bölü eksi 2'den eksi 15'e eşit olacak. Valla marjinal bir soruyu daha çözdük bitirdik. Gel daha bir sürü sorumuz var. Gel gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel gel gel. Gel. Gel 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 gel. Badılcan gel. Olduğuna göre F türevi bir kaçtır diye soruyor. Hadi beraber yapalım. Hem sağda hem solda türev alacağız. Soldaki türevi beraber alalım. F F 2x'in türevini senle beraber alalım. Gel. Şimdi türevi, F 2x'in türevi. F'in türevinde 2x. Şu anda türev aldım aslında. Sadece tek bir şey eksik kaldı. İçinin türevi. 2x'in türevi 2 dedim ve sağ tarafın türevini hallettim. Sol tarafın türevini nasıl alacağım hocam? Bak şimdi. Burada hem küp kök var. İçinin türevini alırken sonuçta kökün içi komple burası ya. Bunu başa geçirirken bir daha içinin türevi falan filan var. Benim sana böyle kare kökün içinde küpler, küp kökün içinde kareler böyle ifadelerde sana tavsiyem şu. Verilen ifadeyi üslü sayıya çevir. Emin ol daha kolay çözeceksin. Yani bunu şu şekilde yaz. 2 tane x kare eksi 1'in karesinin 1 bölü 3. kuvveti küp kök 1 bölü 3 demek. E, ee, üstün üstü çarpılırsa 2 tane x kare eksi 1'in e, 2 bölü 3. kuvveti. Bak bunun türevini almak daha kolay. Daha net. Çünkü 2 bölü 3'ü başa geçirdim. 2 bölü 3 çarpı 2 tane x kare eksi 1'in üstündeki 2 bölü 3'ün üstünü bir tane azaltıyorum. Eksi 3, 2 çıktı. Eksi 1 bölü 3 yaptı burası. Eksi 1 bölü 3. Çarpı bir de neyi başa geçirip hangi şeyin neyini başa geçirip çarpımı üstün bir tane azalttım. İçin, ne i̇ç ne burada? 2x kare eksi 1. Bir. bir de bunun türevi var. 2x karenin türevi 4x. Birin türevi zaten 0. İşte aldım türevini. Hem sağda hem solda türev. Tamam. Şimdi arkadaş bana ne soruyor? F türev 0'ı soruyor değil mi? F türev 0'ı. O zaman burada x yerine... 0 yazacağım. X yerine 0 yazarsam 2 çarpı f'in türevinde 0 eşittir 2 bölü 3 çarpı x yerine 0 yazdım. Eksi 1'in eksi 1 bölü 3. kuvvet. Arkadaşlar eksi 1'in eksi 1 bölü 3. kuvveti diyor. Arkadaş x yerine 0 yazdım. Eksi 1'in eksi 1 bölü 3. kuvveti nedir? Eksi 1'in eksi 1 bölü 3. kuvveti 1 bölü Eksi 1'in 1 bir bölü 3. kuvveti. Eksi 1'in her kuvveti eksi 1'dir. 1 bir bölü eksi 1'den eksi 1'dir. Yani burası çarpı eksi 1. Çarpı x yerine 0 yazıyorum. Ee, x yerine 0 yazarsam arkadaşlar zaten burası direktman ne olacaktır? Selamun aleyküm. Burası komple 0 olacak. Yani buranın ne olduğu önemli değil. O zaman f türev 0'ımız da 0 eşit olacak. Çünkü 2 tane f türev 0 0 ise f türev 0 sıfır da 0'a eşit olmuş oluyor dedik. 48 ile devam ediyorum. Olduğuna göre F türevi 2'nin pozitif değeri. Hadi sol tarafın türevini beraber alalım bakalım. Hadi şu sol tarafın türevini al. Bir al bakalım hadi. Şu. F kare x'in türevini al bakalım. F kare x'in türevini al. Nasıl alabilirsin? 2'yi başa geçir. Üstü bir azalt. F x. Tamam evet. Hocam ama bu 2 nerede? Bak. F kare x demek şu demek yavrum. F kare x demek fx'in parantez karesi demek. Böyle. Tamam mı? Şimdi 2 başa geçti. 2 fx çarpı üstü bir tane azaltıyorum. fx'i bir tane azalttım. Ne oldu? f türev x oldu. Eşittir. Sağ tarafın türevi. x küpün türevi 3 tane x kare. 2x'in türevi de artı 2 yaptı. İşte türevini almış olduk tamam mı? Bak f kare x'in fx'in parantez karesi olduğunu unutma. Türev alırken 2'yi başa geçir. Üstü bir azalt ve içinin türevini yaz. Güzel. Peki. Şimdi f türev 2'yi soruyor değil mi? O zaman x yerine ne yazacağım? 2 yazacağım. x yerine 2 yazarsam 2 çarpı f2 çarpı F'in türevinde 2 eşittir. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 12'ye 2 ekledim 14. Şimdi şu 14 ile şu 2'yi de sadeleştirdim. F2 çarpı F türev 2 eşittir 7. Kardeşim bana F2 lazım da F türev 2'yi nereden bulacağım? Aa, aa, F türev 2'yi nereden bulacağım? Düşün, 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 düşün. F türev 2. Ama bak yukarıda. X yerine 2 yaz. Fonksiyon belli lan yukarıda. F kare 2. X yerine 2 yazınca. X yerine 2 yazınca 2'nin kübü 8. Ee, 8'e 2 eklediğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Şey, 8'e 2'nin kübü 8 şurası. E, 2, 2 daha 4. 4 artı 8'den 12. F kare 2 12. Şimdi F kare 2 12 ise F2 artı eksi kök 12'dir. Adam bana F türev 2'nin pozitif değerini sormuş. O zaman tabii ki F2'nin pozitif değerini yazacağım buraya. Kök 12'yi yazacağım. Çünkü eksik kök 12'yi yazarsam F türev 2 negatif olur. Her iki tarafı kök 12'ye böldüğüm zaman F türev 2 de kaça eşit oluyor? Olur. 7 bölü kök 12'ye eşit olmuş olacaktır. Anlaştık mı? 49 ile devam ediyorum şimdi. 49. F kare 2x falan olduğuna göre F türev 2 kaçtır diye soruyor soru bize. Şimdi. Hadi bakalım. Hadi beraber yine türevini alalım. Bak bunların türevini bak bunların türevini aldığın zaman türevle ilgili hiçbir sıkıntı kalmayacak. Hangi kitabı hangi denemeyi açarsan aç. Patır patır yapacaksın. Sadece benimle güzel öğren tamam mı? Kurban olurum senin o gözlerine. Benimle güzel öğren. Sol tarafın türevini alıyorum şimdi. Kim bak. F kare 2x ne demek o? Ne demek o? Bak şimdi f kare 2x ne demek? Bu soru çok önemli bu arada. F kare 2x demek f2x'in karesi demek. Değil mi? Al pat diye 2'yi başa. 2 çarpı. Üstü bir azalttım. F2x. Bitmedi. Neyin üstünü bir azalttın başa geçirdin? F2x'in. O zaman bu F2x'in türevini alıyorsun. F türev 2x. Bitti mi? Bitmedi. Bir de üstünü başa geçirip bir azalttığın şeyin içinin türevini aldın ya. Abi buranın türevini aldıysan bu içinin türevinin bir daha içi var. Bak f2x f kare 2x'in içi. 2x de f2x'in içi. Yani içinin türevinin içinin türevi var burada. 2. 2x değil 2. Tamam mı? Burası çok önemliydi. Çok önemli bir yerde burası. Eşittir. Şimdi g küp x'te de aynı şeyi yapacağım. g küp x demek g küp 3x demek pardon. g 3x'in parantez kübü demek. 3 başa geçti. 3 çarpı G3X'in parantez karesi çarpı şimdi üstü başa geçirdim bir azalttım şimdi içinin türevini alıyorum bu içi içinin türevi G'nin türevinde 3X çarpı bak içinin türevini aldım içinin türevinin bir daha içi var o içte 3X 3X'in türevi de ne yaptı abi 3 yaptı Güzel. Şimdi bu, bunu hallettim. Artı bir de 2x karenin türevi var. O da 4x oldu. 2 başa geçti. 3 bir, üst bir azaldı. 4x. İşte zor da olsa türevi almış oldum arkadaşlar. Türev okey. Şimdi türevde ne yazacağım? E, F türev 2'yi soruyor ya. Bu F'ler zaten içler, içleri hep 2x. X gördüğüm yere sadece ve sadece 1 yazacağım. Burada da 1 yazacağım. Burada da 1 yazacağım. X yerine 1 yazarsam 2 çarpı. F2 çarpı f'in türevinde 2 çarpı 2 eşittir 3 çarpı x yerine 1 yazarsam g 3'ün parantez karesi çarpı x yerine 1 e, yazarsam g türev 3 çarpı 3 artı e, x yerine 1 yazarsam buradan da ne geldi 4 geldi Tamam her şey güzel her şey yerli yerinde her şey hoş. Şimdi F türe G türev 3'ü ve G'nin kendisinde 3'ü 1 ve eksi 1 vermiş. Şimdi bak G 3'ü kaç vermiş? Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1 zaten. Bura 1. G türev 3 bura da 1. 3 kere 3 9. 9 4 daha 13. Şurası 13 yaptı. Şimdi F 2'yi 1 bölü 2 vermiş. Bak burayı 1 bölü 2 vermiş. Bunlar birbirini götürdü. Burada 2 tane f türev 2 kaldı. 2 tane f türev 2 13. Her iki tarafı 2'ye bölersem f türev 2 kaç çıktı? 13 bölü 2 çıktı. Anlaştık mı? Peki bunu da halletmiş olduk. Şimdi devam ediyorum 50. soruyla. A bir gerçek sayı olmak üzere fx ve gx tanımlı oldukları aralıkta türevli olmak üzere iki tane fonksiyon vermiş. Fonksiyonların 3'teki ve g'nin f'in ve g'nin 3'teki türevlerinin görüntülerini vermiş. A kaçtır diye soruyor. Şimdi şimdi şu sol tarafta şurada bir türev alacağız öncelikle. Tamam mı? Sol tarafta bir türev alacağız. Şimdi F'in türevinde eksi 2x artı 1 çarpı içinin türevi yani eksi 2 eşittir. Sağ tarafın türevini alıyorum şimdi. G3 bölü x karenin türevi. Yine şöyle yapıyorum. G'nin türevinde 3 bölü x kare çarpı bir de içinin türevi. 3 bölü x karenin türevi 3 çarpı x üzeri eksi 2 gibi düşün. Üstü başa geçir. Eksi 6 çarpı üstü 1 azalt x üzeri eksi 3. Bunu da yazdım. Bu da tamam. Bak G'nin türevi çarpı içinin türevini aldım. Artı AX karenin türevi 2 başa geçti. 2 tane AX. Bir de eksi AX'in türevinden ne geldi? Eksi A geldi. Şimdi türevleri aldım hallettim. G'nin türevinde 3 diyor. G'nin F'in türevinde 3 diyor. Şimdi burayı 3 yapan değer ne acaba? Eksi 2X artı 1'i 3 yapan değer. Biri karşı tarafa attığım zaman eksi 2 x eşittir 2 yaptı. Buradan x eşittir eksi 1 yaptı. x yerine eksi 1 yazdığım zaman g'nin türevinde 3 geldi. Çarpı buradan da ne geldi? Eksi 2 geldi. Eşittir. g'nin türevinde x yerine eksi 1 yazınca 3 geldi. Çarpı x yerine eksi 1 yazınca eksi 1'in eksi 3. kuvveti 1. Bak Eksi 1 özür dilerim. Eksi 1'in eksi 3. kuvveti 1 bölü eksi 1'in 3. kuvveti demek. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1. 1 bölü eksi 1'den eksi 1. Şurası eksi 1. Eksi 6 ile çarpılınca artı 6 yaptı. Şimdi x yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi 2 a yaptı. Bir de yanında eksi a'sı var. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar soru f türev 3'ü a olarak vermiş. Yani şurası a. O zaman eksi 2 ile çarpınca sol taraf eksi 2 a yapıyor g türevi soru 6 vermiş 6 kere 6'dan 36 yapıyor eksi 2a eksi a da şöyle yazalım eksi 2a eksi a da yazalım eksi 2a'lar birbirini götürsün eksi a'yı karşı tarafa attığım zaman a eşittir kaç yapacaktır 36 yapacaktır anlaştık mı bunu da bitirmiş halletmiş olduk 50. soruda şimdi geldim 51'e 51 şöyle bakalım 51'e F küp 4x eşittir 2x üzeri 4 eksi 6x kare artı 10x artı 6 fonksiyonu veriliyor. F8 5 ise F türev 8 kaçtır? Şimdi şu F küp 4x var ya bunun türevini bana alacaksın kardeşim. Yok o kadar öğrettim. Bunun türevini bana alacaksın. Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Bunun türevini bana alacaksın. Ne o? Ben şuraya da yazayım. F 4x'in küpü. Bunun türevini alacaksın bana. Hadi al bakalım. 3 başa geçti. 3 çarpı. F 4x'in ikinci kuvveti çarpı içinin türevi. Bak. Üstü başa geçirdim. Üstü bir azalttım. İçinin türevi. İç dediğim f4x. Yani f4x'in türevini alacaksın. f4x'in türevi de f türevi 4x. f4x'in de içi olduğu için onun da içi 4x olduğu için onun içinin türevi de 4. İşte f küp 4x'in türevi böyle alınıyor arkadaşlar. Bunu hallettik eşittir. Sağ tarafa bakıyorum şimdi. Sağ tarafta ne yazıyor? Ee, o, tamam. 4'ü başa geçirdim. 4 kere 2 8 x küp. Eksi 2'yi başa geçirdim. 12 x. E, artı 10 x'in türevi de artı 10 yaptı. Bunu da hallettik. Şimdi f8 5 demiş. E, şimdi 4 x'i 8 yapmak için x yerine 2 yazmak lazım. x yerine 2 yazarsam şöyle oluyor. Bak 3 tane f8'in karesi f8'in şöyle karesi çarpı x yerine iki, e, kaç yazdığım zaman? 2 yazdığım zaman f türev 8 yaptı. Çarpı 4 eşit olmalı. x yerine kaç yazıyorum şimdi? E, 2 yazıyorum. 2'nin kübü. 8. 8 çarpı 8 64 eksi. 2 yazdım 24 artı buradan da 10 geldi. Şimdi F8 5'miş. O zaman 5'in karesi 25. 25 çarpı 3 75. 75'te de 4'ü çarptığın zaman 300. Yani 300 tane F'in türevinde 8 geliyor. Eşittir. 64 eksi 24 40. 10 ekledim 50. 1 sıfır 1 sıfırı götürsün. 5 bölü 30'dan F türev 8 1 bölü 60 olarak bulundu. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Devam ediyorum 52. soruyla. G türev 8 kaçtır diye soruyor. şimdi bak bu soru da çok güzel. Şimdi eşitliğin sağında sonunda türev alacağım. Bu belli. Solunda türev alıyorum zaten. F türev 8 geliyor. Solundaki türevde problem yok. F F türev 8 eşittir. Şimdi sağ tarafında türev alırken dikkat et. G'nin türevinde 2x çarpı gx çarpı içinin türevi. İç dediğim şurası. İç dediğim şurası. Aha da burası. İç dediğim yer burası. Şurası şöylece şöylece. Tamam mı? Şimdi içinin türevi. Yani 2x çarpı gx'in türevini alıyorum. Nedir buranın türevi? Burada da çarpımın türevi var. Şöyle açtım birincinin türevi yani 2 çarpı ikincinin kendisi yani g(x) birincinin türevi ikincinin kendisi artı birincinin kendisi yani 2x çarpı ikincinin türevi g'nin türevinde x bunu da hallettim güzel şimdi g türev 8 kaçtır diye soruyor g türev 8 şimdi ne yapacağım g türev 8'de şurayı 8 yapmaya çalışacağım değil mi e peki orayı 8 yapan değer acaba 2x çarpı gx'in kaç olmasını istiyorum? 8. Allah Allah. O bir sayı değil ki hocam. Orayı nasıl 8 yapacaksın? Bak. İpucunu şuradan al oğlum. G2'yi ver biz sana. X yerine de 2 yazarsan 2 kere 2 4. 4 çarpı G2. E G2 kaç? 2. E 4 kere 2'den 8. Bak e sen x yerine 2 yazarsan burayı 8 yapabiliyorsun. x yerine 2 yazarsan sol taraf f türev 2 eşittir. Burası g türev 8 içerisinde çünkü x yerine 2 yazınca 4 g2 çıkıyor içerisi. E g2 de 2 olduğuna göre 4 çarpı 2'den içerisi 8. Çarpı 2 çarpı x yerine 2 yazdığım için g2 artı x yerine 2 yazdığım için 4 çarpı g'nin türevinde 2 yapıyor. Bu da tamam. Buna da eyvallah. Şimdi g türev 8'i arıyoruz ya. Zaten G2 ile G türev 2'yi vermiş olmalı. Bakıyorum vermiş. 2 vermiş onlarda. F türev 2 ile 2 vermiş. O zaman 2 eşittir. G türev 8 çarpı 2. Bak bu da 2. Bu da 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 artı 4'ten burası 12 yaptı. 12 ile bu sadeleşti. O zaman G türev 8 2 bölü 12'den 1 bölü 6'ya eşit çıkmış oldu. Anlaştık mı? Tamam mı? Örnek 53 f ve g fonksiyon olmak üzere alalı eşitliği veriliyor. g 4 0 g türev 4 2 olduğuna göre f türev 6 kaçtır diye soruyor. Şimdi sol tarafın türevini alıyorum. f türev 3 tane x çarpı içinin türevi 3. Burada zaten artık en fikiriz. Eşittir. Sağ tarafın türevini alıyorum. g'nin türevinde önce içine aynen yazıyorum. Bak 2x artı g 2x 2x artı g 2x Çarpı içinin türevi. Yani içi dediğim neresi? 2x artı g2x'in türevini alıyorum. Hadi alayım. 2x'in türevi 2. g2x'in türevi. g'nin türevinde 2x çarpı içinin türevinden 2. E güzel bunu da aldım. Çok güzel. Şimdi ne yapıyorum? artık f türev 6'yı soruyor. Ona odaklanayım. Şurayı 6 yapmak için x yerine 2 yazmak lazım. Yani şuraya da bak. Buraya hep yazıyorum ki unutursam hemen oraya bakayım. Yani normalde yazmasam da olur. Ama yazıyorum ki çok ikiler üçler iç içe girdi ya. Bir yerde gider yanlışlıkla 1 yazarsın. Mortingen Streis olur. O yüzden bu 2'yi buraya kontrol amaçlı yazıyorum. x yerine 2 yazacağım. 3 tane f'in türevinde 6 olur sol taraf. Sağ tarafa baktığım zaman g'nin türevinde x yerine 2 yazarsam 4 artı G4 x yerine 2 yazıyorum çarpı burada 2 artı x yerine 2 yazarsam G'nin türevinde 4 çarpı 2. Şimdi F türev 6'yı soruyor ya sol taraf kalsın zaten bunu bilmiyoruz zaten bunu arıyoruz eşittir. Şimdi G4'ün 0 olduğunu biliyorum. G4 0 demiş. O zaman şurası 0 ise burası G türev 4. E, G türev 4'ün de 2 olduğunu biliyorum. O zaman şurası zaten komple kaç çıktı? 2. Şimdi G'nin türevinde 4'ün 2 olduğunu biliyorum. Burası 2. 2 kere 2 4. 4 2 daha 6. Yani burası da 6 yaptı. E, 3 tane F türev 6 6 ise yani 12, e, 2 çarpı 6'dan 12 ise o zaman F türev 6 e, kaç olacak? 12 bölü 3'ten 4 olacak. F türev 6'yı da 4 olarak bulmuş olduk. Son soru tabi bu sayfanın son sorusu. Sonra devam edecek. <laughs> Bir ara ver reklam bundan sonra. Valla ben de yoruldum ha. Patır patır türev alıyoruz bu nedir la? F türev 2 eksi 2 olduğuna göre D bölü DX ha D bölü DX muhabbetine girmiş. Yani diyor ki şu mavi ile boyadığım arkadaş var ya bu. Bunun diyor X değişkenine göre türevini al diyor. bizim işimiz oğlum türev. Ayıpsın gel buraya. X karenin türevini aldım zaten 2X artı. F X kare artı 1'in türevi. F türev X kare artı 1 Çarpı içinin türevi. Yani burası da ne yaptı? 2x yaptı. Şimdi eksi 1 için değerini soruyor. x yerine eksi 1 yazarsam şurası eksi 4 değil eksi 2 olur. Şurası eksi 2 olur. Artı f'in türevinde eksi 1'in karesi 1, 1 daha 2 olur. Çarpı x yerine eksi 1 yazarsam burası da çarpı eksi 2 olur. Şimdi f türevi 2'yi sonra eksi 2 vermişti. Şuraya eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 çarpı eksi 2, 4. 4'ten de 2 çıktı. Cevabımız 2 olarak bulunmuş oldu. Tamam mıdır? Tamam. Güzel. Bir sayfa daha var lan daha. Burada da çok güzel sorular var. Şu polinom soruları özellikle güzel. Yani orada bir şey anlatacağım size. Ama burada da tatlı sorular var. Ama neler yaptık be. Şuraya bir bakar mısınız? Guru tablosu vallahi yani. Ama! Nasıl hissediyorsun şu anda? Şu anda böyle büyük bir beyin ee, beyin osuruğu deriz biz. Bir beyin osuruğu yaşıyor olabilirsin şu anda. Hani açayım onu birazcık. Yani şu anda zaman mekan kavramı sende biraz gitmiş olabilir. Türev böyledir yani. Böyle bir etkisi vardır türevin. Hani böyle türev aldıkça neredeyim lan ben? falan olursun. Saat kaç? Hangi yıldayız falan olursun. E, hatta türevin geometrik yorum sorularında bu daha da böyle arşa çıkar. Çünkü bu yaptıklarımızı geometri aynılarını yapacağız bir de geometrik yorumun içine katacağız bunu. E, ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar e, gözünüzü korkutmasınlar. Ben de korkutuyorsam, ben, benden de gözünüz korkmasın. Çünkü bu yaptıklarımız üniversite sınav seviyesinin yukarısında bile. A, a, peki niye hocam? Madem üniversite seviyesinin bunlar yukarısında, biz niye bunları yapıyoruz? E, bunları yapmayalım, daha basitlerini yapalım. İşte o riske giremiyoruz. O kadar basitten anlatamıyoruz, o kadar aşağıdan anlatamıyoruz. Bizim burada yapacağımız şey sizi en iyisine göre hazırlamak. <laughs> tamam mı? En iyisine göre hazırlandıktan sonra her şey size çerez gelecek. Şimdi türevi mürevi boşverin de falan diye <laughs> muhabbet açıyormuşum. Benim çayım nerede ya? Şurada bir bana çay getir çayım nerede falan diye. <laughs> öyle olsam ya böyle. Şimdi yayın evi patronları öyle. Şimdi biz de bir yayın eviyiz. Hem de e, büyük bir yayın evi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen güzel bir yayın eviyiz. Böyle güzel temiz işler yapıyoruz. Ama ben hiçbir zaman böyle o yayın evleriyle bazen görüşüyorum böyle. Adam eğitimci bile değil ya. Öğretmen bile değil ama yayın evinin sahibi böyle. Çay var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> böyle yazarlarına şey yazar diyorum. Personelini azarlayan böyle. Sıt! Bizde öyle bir şey vardır. Işık hızıyla küfür deriz biz buna. Bak şu. Şu. Sıt! Orada onun içerisinde çok küfür var. Yani çok dolmuşluk var onun içerisinde. Bayağı bir küfür var. Sinkaflı küfürler var. Ama o böyle öyle bir sinir harbi ki o bir kelime bir harf bile değil. O böyle bir nidanın içine sıkışmış o şey yani. Şu. Sıt. O çok mesela küçükken bana da çok yapmıştır böyle köydeki falan dayılar falan. Mesela atıyorum onun bahçesine girip erik koparırsın. Sıt sıt sıt. O, o, onun içinde var var. O bir dolmuşluk var böyle. Ağız dolusu söyleyemiyor ama sıt, sıt söylendiği zaman o e, Türklerde var mesela bir İngilizce bunu göremezsin. Yani yani e, böyle Starbucks'ta otururken böyle atıyorum üstüne kahve dökünce sıt falan yani bir İngilizce onu göremez. Onlar daha böyle sofistike birbirlerine sinirlenirler. Come on man. falan yaparlar böyle. Onlar biraz şey yapıyorlar. What the fuck falan olurlar onlar. Ama bizde daha böyle tık 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 falan diye böyle e, boru sesi gibi şeyler vardır. Azarlama yöntemleri vardır. Bugün de azarlama yöntemlerini beraber işledik arkadaşlar. Yarın ise falan. Şimdi 55. soruyla devam ediyorum. Son 6 tane örneğim kaldı. Dayanın. Bitiyor. Bitiyor. 55. Tanımda olduğu aralıklarda türevi F ve G fonksiyonları için e ee, tamam. Olduğuna göre f türevi eksi 4 kaçtır diyor. Bak şimdi. Diyor ki g'nin 4'teki değer, e, şey f'in eksi 4'teki türev, değerinin türevinin değerini soruyorum diyor. O zaman ben ilk maddede türev alıyorum. f türev x eksi 4 bölü 2 çarpı içinin türevi. İç dediğim burası. Buranın türevini alacağım. Şimdi orası ne biliyor musun? x bölü 2 eksi 4 bölü 2 yani 2. x bölü 2'nin türevi 1 bölü 2. O zaman çarpı 1 bölü 2 diyorum. Çünkü yanındakinin türevi zaten 0. Eşittir. Burada ne var? Bölümün türevi var. Üsttekinin türevi 2x. Nasıl anlıyordu bölümün türevi? Üsttekinin türevi alttakinin kendisi. Eksi alttakinin kendisi. Üsttekinin türevi bölü alttakinin karesi. Üsttekinin türevi alttakinin kendisi. Yani şöyle parantezle yasa yasalım, yazalım. gx artı 1... Eksi üsttekinin kendisi x kare alttakinin türevi g'nin türevinde x artı 1'in türevi 0 bölü paydanın yani aşağıdakinin karesi yani gx'in gx artı 1'in özür dilerim karesi. Şimdi bunu yazdık türevimizi aldık bize ne soruyorsan bize ne soruyorsun sen? Eksi e, f türev eksi 4'ü soruyorsun. Şimdi x eksi 4 bölü 2 eksi 4 yapan değere bakalım. x eksi 4 bölü 2'yi eksi 4 yapmak istiyoruz. İçler dışlar yaparsak x eksi 4 eşittir eksi 8. Eksi 4'ü karşı tarafa atarsam x yerine eksi 4 yazarak mümkünmüş bu. x yerine eksi 4 yazarsam şurası zaten ne oluyor? Eksi 4. O zaman sol taraf f türev eksi 4 çarpı 1 bölü 2 yapıyor. Eşittir. Sağ tarafa bakıyorum. Eksi 4'ü yerine yazdım. Şunu şöyle biraz aşağı indireyim. Şöyle aşağı indireyim. Eksi 4'ü yerine yazdım. Eksi 8 çarpı. Eksi 4'ü yerine yazdım. G eksi 4 artı 1. G eksi 4 eksi 2. Bir de 1 ekledim. Eksi 1. Şurası da eksi 1 yaptı. Eksi e, x kare. Şimdi x'imiz ne burada? Eksi 4. Karesini aldım. Ne yaptı buradan? 16. G türev eksi 4. İsterseniz direkt, e, direkt şurada yazayım mı? Ee, G türev eksi 4. G türev eksi 4 eksi 2 ya. 16, eksi 16 ile çarpılınca eksi 2 artı 32 yaptı burası da bak. 32. Bölü paydanın karesi. Payda ne abi? G x artı 1 ama x yerine ne yazıyoruz? Eksi 4. G eksi 4 kaç? Eksi 2. E, bir fazlası eksi 1 karesi. Eksi 1'in karesi 1. O zaman paydada bir şey yok aslında. Paydaya bir şey yazmıyorum. E tamam. Şurası kaç yaptı? Artı 8 yaptı. 32 ile toplandı. 40 yaptı. Bir de 1 bölü 2 var. işler dışlardan 80 yaptı. F türev eksi 4 eşittir kaç oldu? Eksi yok. Artı mı oldu? Artı 80 oldu. Tamam mıdır? Peki. Kesin işlem hatası yaptım diyormuş. Yok yok yapmamışımdır. Ren sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu için fx eşittir fonksiyonu veriliyor. m 1 değil. Zaten m eksi 1 olursa burası 0 olur. Ve n bir doğal sayı olmak üzere f 3x eşittir. F türev x çarpı f türev f'in ikinci türevinde x olduğuna göre f2 kaçtır? Hadi bakalım. Bu olay bu adamdan olayı çözeceğiz. Önce f 3x. Ne demek? x gördüğün yere 3x yaz demek. O zaman yazıyorum m artı 1 çarpı x gördüğüm yere 3x yazıyorum. 3x üzeri ne diyorum? Eşittir. Şimdi f türev x. fx'in türevini alıyorum. f türev x eşittir. Şimdi neyi başa geçiriyorum? m artı 1 çarpı n çarpı x üzeri n eksi 1. Bu değil mi türevi arkadaşlar? Değil mi? Türevi bu. Yani e, m artı 1 Çarpı n çarpı x üzeri n eksi 1 çarpı. Şimdi bunun bir daha türevini alıyorum. O zaman m artı 1 yine var. m artı 1 çarpı n bir daha var çarpı. n eksi 1 de bir daha geldi. Üst başa geçti. Çarpı x üzeri üst bir azaldı. n eksi 2 oldu. Geldim örnek 57'ye. Solda bir şey vermiş. Sağda bir şey vermiş. F türev 2'nin alabileceği negatif değer kaçtır diye soruyor. Şimdi. İki başa geçiyor. Solda bildiğiniz türev alıyoruz. Hadi ben bu, bunun türevini alabilmelisin. Hadi al artık bak. F kare 3x eksi 1'in türevini al. İki başa geçti. 2 çarpı f 3x 1 üstü bir azalttım. Çarpı içinin türevi. F türev 3x 1. Çarpı içinin içinin türevi 3. Artı 3 tane f 2x'in türevi. 3 tane f türev 2x çarpı f 2x'in içi de 2 2x içinin türevi 2. Eşittir x küpün türevi 3x kare artı 9x'in türevi de 9 yaptı. Şimdi x yerine ne yazarsam f türevi 2 gelir. 3x 1 var. 1 yazarsam. 1 yazarsam 2 gelir. O zaman x yerine 1 yazıyorum. x yerine 1 yazarsam 2 tane f 2 çarpı f'in türevinde 2 çarpı 3 artı 3 tane f'in türevinde bak 2 kere 1'den yine 2 geldi. Çarpı 2 eşittir 3 artı 9'dan 12. Güzel. Şimdi benim yapmam gereken F2'yi bulmak. F2'yi bulursam zaten F türevi 2'yi buluyorum. F2'yi bulmak için de denklemde x yerine 1 yazıyorum. O zaman da şöyle bir şey geliyor bak. F kare x yerine 1 yazınca 2. Artı 3 tane F2. Burada x yerine 1 yazınca 1 artı 9'dan 10. Karşı tarafa atınca eksi 10. Eşittir 0. Şimdi bak burayı F2'ye F2. Bu ikinci dereceden denklem gibi düşüneceksin. Burayı da artı 5'e eksi 2 diye ayırırsan çarpımları eksi 10 toplamları artı 3'ü verir. Yani aslında burada f2 bir 2 geliyor. Bir de f2 eksi 5 geliyor. Peki f, f türev 2'nin negatif değeri diye soruyor ya. O zaman ne yapmam gerekiyor? F2'nin negatif olan değerini almam gerekiyor ki türevi de negatif gelsin. O zaman eksi 5'i yerine yazıyorum. Eksi 10 e, şöyle. Eksi 5'i yerine yazdım. Eksi 10 Çarpı 3'de burada eksi 30. Eksi 30 tane f türev 2. Artı 6 tane f türev 2. Eşittir 12. Buradan eksi 24 tane gelir. Her iki tarafı eksi 24'e bölersen f türev 2 eşittir. Eksi 12 bölü 24. Sadeleştirirsem eksi 1 bölü 2 çıkar. Güzel. Harika bir şekilde çözüm oldu diye düşünüyorum. Eksi 1 bölü 2. Devam ediyorum yukarıya doğru. Gel bakalım. Gel bakalım. Koçum koseçki. Gel bakalım. Hmm. Heh. Px polinomu x eksi a'nın karesiyle tam bölünüyorsa. Bak şimdi geldik buraya. Şimdi canlarım. Bir polinom başka bir polinomla tam bölünüyorsa biz bunun için ne yazmıştık? Ne söylemiştik? Demiştik ki kardeşim px polinomu x eksi a'nın karesiyle tam bölünüyorsa x eksi a'nın karesi çarpan olarak px polinomunun içinde bulunur. Ama Px polinomu sadece x eksi a'nın karesinden oluşmak zorunda mıdır? Hayır. Bunun yanında çok baba bir x artı 2 olabilir. x artı 3'ün 7. kuvveti olabilir. Her şey olabilir. Ama eğer x eksi a'nın karesiyle tam bölünüyorsa x aya a'nın karesini çarpan olarak bulundurmak zorundadır. Orası hemfikiriz orada. Peki o zaman diyelim ki bunun yanında da iki tane terim olsun. Mesela x artı b olsun bir de x artı c olsun. Birincisi x yerine a yazdığım zaman sıfır çıkmalı. Dene. x yerine a yazdığım zaman pa burası sıfır yapıyor. Sıfır her şeyi götürüyor. pa sıfır. Yani px polinom x, x a'nın karesine tam bölünüyorsa pa sıfır. İyi de hocam biz bunu biliyorduk yani polinomdan biliyorduk. Bize bilmediğimiz bir şey söyle. Bilmediğim bir şey söyleyeyim. Px fonksiyonunun bir türevini al bakalım. Px fonksiyonunun türevini alırsam P türev x. Burada 500 tane çarpan da olabilir bu arada. Ben hani x eksi a'nın karesi belli ya. Buna birinci demek istiyorum. Geri kalana da ikinci demek istiyorum. Birincinin türevi yani 2 çarpı x eksi a üstünü bir azalttım. İçinin türevi 1 zaten. İkincili kendisi x artı b çarpı x artı c. Yanında bir sürü şey olabilir ama iki tane yazdım ben şimdilik. Artı birincinin kendisi yani x eksi a'nın karesi çarpı ikincinin türevi. İkincinin türevini de böyle nokta 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 diye yazdım. Yine önemsiz. Hani o çarpımın türevinde önemsiz olduğu gibi. Niye? E arkadaşlar şimdi bana P türevi A'yı bulun desem. X yerine A yazın desem. Ne olur? X yerine A yazınca A eksi A'dan sıfır bura gider. X yerine A yazınca sıfırın karesinden bura da gider. Yine sıfır gelir. Yani PX'in A'daki türevi de sıfırdır. İşte PX polinomu X eksi A'nın karesiyle tam bölünüyorsa o noktadaki değeri de sıfırdır. Türevinin değeri de sıfırdır. İspatı da burada. Ne kadar uzun bir fonksiyon olursa olsun x eksi a'nın karesinin yanında hiç fark etmez. O yüzden sana böyle bir şey geldiği zaman bak. Px eşittir. x eksi 2'nin karesiyle tam bölünebildiğine göre. O zaman iki şey yazabilirim kardeşim. P2 sen sıfırsın oğlum. P'nin türevinde 2 sen de sıfırsın oğlum. X yerine 2 yazdığım zaman 8. 2 kere 8 16. 2 yazdığım zaman eksi 44. 2 yazdığım zaman artı 2 m artı n eşittir sıfıra. 16'dan 44 çıktı. Eksi 28 yaptı. Kaç tarafa atınca 28. Yani 2m artı n eşittir kaç geldi? 28. Şimdi bir de türevini alıyorum. P'nin türevinde x eşittir. 3 başa geçti 6 tane x kare oldu. 2 başa geçti 22 tane x oldu. m x'in türevi m oldu. Şimdi türevinde 2 yazacağım değil mi? Aynen türevinde 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 4 kere 6 24. 2 kere 22 44. Artı m eşittir 0'a. Bura eksi 20 karşı tarafa atınca artı 20. Yani m 20 çıkar. Şimdi m 20 ise burası ne yapıyor abi? 20 çarpı 2'den 40 yapıyor. Karşı tarafa atınca n de kaç yapıyor? Eksi 12 mi yapıyor? Eksi 12 yapıyor. n eksi 12 m de 20. Toplamları da kaç yapacaktır? 8. Anlaştık mı? İndim 59'a bak şimdi. px bir polinom olmak üzere. P'nin türevi 2x artı 3 ve P0 5 ise P2 kaçtır diye soruyor. Bir fonksiyonun türevi 2x artı 3 ise bu, polinom, bu polinomun türevi 2x artı 3 ise kendisi ikinci dereceden bir ifadedir. Yani ax kare artı bx artı c. İntegral aldım az önce çaktırma. Göreceksin. İleride göreceğim bu tersi olacak falan neyse. Px eşittir bu böyle bir şey. Çünkü türevi birinci dereceden. X yerine 0 yazınca 5 çıktığına göre sabit terimi 5 demek. Yani böyle bir şey. Alt türevini 2ax artı b geldi. Eşitle türevine. Yani 2x artı 3'e. 2a eşit 2x'ten a eşit 1. B eşit 3. Bak a eşit 1. B eşit 3. Olay bitti. A yerine 1, B yerine A eşittir 1, B eşittir 3. O zaman Px polinomunu oluşturabiliriz. <laughs> Px polinomu A yerine 1 yazdım x kare, B yerine 3 yazdım 3x artı bir de yanında 5 var. E şimdi P2'yi soruyor. X yerine 2 yazarsam P2 eşittir 4 artı 2 yazdım 6 artı 5. Yani cevabımız kaç gelecektir? 15 gelecektir. Tamam mı? Evet. Datlı bir çözüm oldu. Son soruyla bugünü bitiriyoruz. Lan bugün bayağı bir sürdü. Ha, vallahi bayağı bir sürdü. Ama çok güzel dersti. Vallahi çok iyi dersti ya. Yani değil mi? Yani sağlamdı. Sağlamdı. F fonksiyonunun A4'ü e 3 noktası. Benim de kafam güzel oldu biraz. Yani şey yapmayın. A 4'e 3 noktasından geçtiğine göre f türev 4 kaçtır diyor. f fonksiyonu bu noktadan geçiyormuş. Bu şu anlama gelir. f fonksiyonunda x yerine 4 yazınca 3 geliyor demektir. Yani f 4 3'müş. Şimdi türev alalım gel. Sol tarafta türev alıyorum. f'in türevinde 3x 2 çarpı içinin türevi 3. Sağda türev alırken çarpımın türevini uyguluyorum. Birincinin türevi 1, ikincinin kendisi f 2x Artı birincinin kendisi x, ikincinin türevi f türev 2x çarpı içinin türevi 2. Şimdi 4 yazınca 3'e eşit değil, 4'te 3 oluyor. O zaman burayı 4 yapan değere bakalım. 3x-2 eşittir 4'ten, 3x eşittir 6, x eşittir 2. x yerine 2 yazınca f türev 4 geliyor. Çarpı 3 geliyor, eşittir. x yerine e, 2 yazdığım zaman f 4 artı... Ee, buradan da ne geldi? X yerine 2 yazınca 2 çarpı F'in türevinde 4 çarpı 2 geldi. Şimdi F4 3'müş. Şuraya 3 yazdım. F'in türevinde 4'ü soruyor. Şimdi 3 tane F'in türevinde 4. Şurada 4 tane F'in türevinde 4 değil mi? 4 tane F'in türevinde 4'ü karşı tarafa attığın zaman 3 tane F'in türevinde 4'ten 4 tane F'in türevinde 4 çıkınca eksi F'in türevinde 4 kalır. Eksi F'in türevinde 4 F4'e yani 3'e eşit. O zaman f'in türevinde 4'te eksi 3'e eşit dedim ve finito. Finito. Valla finito da biz de finito. Yani biz de finito. Türevin belki de şu zamanki kadarki en sağlam dersiydi. Daha sağlam dersleri var. 2 saati bulacak türev dersleri var. Ama yine de çok sağlam bir dersti arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. yüzde yüze derste olsam bu herhalde bu kadar soruyu 2 haftada falan çözebilirdim ancak. Çünkü haftada 4 saat falan oluyor öğrenciler falan filan derken iki haftayı bulurdu. Bir buçuk saatlik bir ders de neredeyse e, halletmiş olduk. Çok güzel oldu. E, çok da verimli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bazı soruları yıldızlatacağım. Tabii ki 56 kardeşim sen bir yıldızı bizden hak ediyorsun. Farklı soru tiplerini yıldızlatacağım. 58 bizden bir yıldızı hak ediyorsun. 57 bizden bir yıldızı hak ediyorsun. Karşım. Ondan sonracığıma şu türevi almak önemli arkadaşlar. Nerede o? Nerede o? Şu. İçinde çarpımın türevi var ya. Bu türevi almak önemli. Köklüden mutlaka bir tane yıldızlayayım. Önemli. önemli. Bir de şu da önemli. E, fonksiyonun değerini ya da türevinin değerini bilinmeyenler cinsinden verilip verip bir bilinmeyeni sorması da önemli. Kıymetli. Şu 45'teki kök iki kök içerisinde x artı kök 2x'in türevini alma mevzusu da önemli. Ee, bunları bunlar aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şu değil de değer soran olsun. Şu değer soran 42. 42 ile yıldızlattım. Bu soruları tekrardan kendiniz bakıyorsunuz ve okey. Ben bunu yarın sabah sınavda AYT matematikte 26. soru olarak bu soru benim karşıma gelirse ben bu soruyu doğru yaparım. Eğer diyorsanız problem yok ama demiyorsanız sıkıntı. 66. güne de tikimi attım ve huzurluyum mutluyum. Sizlere çok güzel bir türev dersi yaptım ama bitmedi. Oha daha bitmedi mi? Bitmedi. Şimdi bir bir de ödevden çözeceğim. Şimdi canlarım test 6 ve test 7 ödeviniz. Ödeviniz çok önemli. Ödevinizi çok dikkatli, çok düzgün bir şekilde yapıyorsunuz. Bu dersin ödevi Türev 2 ve Türev 3 videolarının pekişmesi adına da çok önemli. O yüzden ödevinizi güzel yapın. Şimdi ben ödevden seçtiğim bir tane soruyu sizlere getirip çözmeye çalışacağım. Dilim döndürecek. Gelsin ödev. <laughs> bir kere soruyu kendin çözüyorsun. Cevabı işaretliyorsun. Sonra diyorsun ki Mert hocam çözdüm. Bir de ayıp olmasın diye sizi izleyeyim. Başka türlü ihtimal vermiyorum. Geçiriyorsun bu soruya yapıştırıyorsun. Şimdi gel. Türev alacağız belli yani. Sol tarafta türev alıyorum. Bak burada çok önemli bir mevzu var. F içerisinde G içerisinde 3x var ya bu. Şöyle bunun kaçıncı kuvveti? Bunun ikinci kuvveti. Bak burada bu kareli olan şeyin içinin bu içi mavi olan. Şimdi bu e, yeşille boyadığım içinin içi bu boyadığım içinin içinin içi yani içinin içinin içi var. Tamam 3 tane iç var. O zaman önce 2 başa geçti. 2 çarpı. Üstü bir azaltıyorum. Azaltıyorum. F içerisinde G 3x artık kelimeler çıkmıyor ağzımdan. Çarpı içinin türevi. Yani F'in türevinde G 3x. Çarpı içinin türevi. Yani G türev 3x çarpı içinin türevi yani 3. Oh bit, sorunla bitti. Eşittir sağ taraf zaten buna göre şey yani. Hani burası Barcelona burası şey böyle yani hani. Balçova yaşam spor. 2 başa geçti burası da 4x oldu güzel. Şimdi f türev 5'i soruyor ya. F'lerin içerisinde G'ler var. Bak G3 5. O zaman 3x'i 3 yapayım ki 5 gelsin. Yani x yerine kaç yazacağım? 1 yazacağım. x yerine 1 yazarsam şöyle oluyor bak. 2 çarpı F G3 çarpı f'in türevinde g3 türevinde g3 çarpı g'nin türevinde 3 çarpı 3 eşittir 4. Şimdi g3 zaten 5. Yani 2 çarpı f5 çarpı f'in türevinde g3 5 olduğu için 5 çarpı g'nin türevinde 3 eksi 1. Şurası eksi 1. O zaman şöyle yazalım. Eksi 1 çarpı bir de yanında 3 var. Eşittir 4'e. Şunlar sadeleşsin. Şurada 2 kalsın. Şimdi F5'i bulmam lazım ki F türev 5'i bulabileyim. F5'i bulmak için de soruya dönüyorum. X gördüğüm yere soruda 1 yazarsam ki niye 1 yazıyorum? Çünkü G3'ü biliyorum sadece. X yerine 1 yazarsam F'in karesi içerisinde G3 eşit olmalıdır. X yerine 1 yazarsam 1. Şimdi G3 5 ya o zaman f'in karesinde 5 1 çıktı. Ben f5'i arıyorum. Bir sayının karesi 1 ise kendisi 1'dir ya da eksi 1'dir. Ama eksi 1 alamam çünkü sorunun başında pozitif değerli f fonksiyonu demiş. O zaman zaten eksi 1 olamaz. O zaman f5 1. F5 1 ise buraya 1 yazdığım takdirde eksi 1 çarpı 3'ten eksi 3 tane f'in türevinde 5 eşit olmalı 2'ye. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem f'in türevinde 5 eşit olmalı eksi 2 bölü 3'e. Bitti. Bir ödevinizi daha ben çözdüm. Kalanı ne yapsın? Ellerinizden öpsün. Çok önemli bir dersti. Aynı hırsla, aynı motivasyonla devam. Harika gidiyorsun. Olması gerektiği gibi olması gerektiği yerdesin. Seviyorum seni. Hiçbir şeyin motivasyonu düşürmesine izin verme. Aynen devam. İçinden geçeceğiz bu ayetinin. Hiç merak etme. Zaten kamp bitince çıkmış soruları sana çözdürdüğüm zaman diyeceksin ki lan ne oluyor lan? Getirin türev diyeceksin. Böyle tokat manyağı yapacaksın onu. Bu sana gaz vermek için değil. Bu gerçek bu realite. Realiteyi burada 66. gündeyiz. 25 gün sonra göreceksin. Seviyorum seni. Kendine iyi bak. Öptüm hoşça kal. Sağlıklı kal. Görüşürüz.